Yukarıda verilen o merkezi çemberde AOB açısının ölçüsü 70 derece ve AB'nin ölçüsü 2x 6 derece olduğuna göre x kaç derecedir? Öncelikle merkez açı verilmiş bize. Merkez açının ölçüsü gördüğü yerin ölçüsüne neydi? Eşitti. Bu durumda 2x 6 70'e eşit oluyor. 6'yı diğer tarafa atalım. Artı 6 olarak geçti. 2x buradan 76. Her iki tarafı 2'ye bölersek 7'de 2 3 kere var. 16'da 8 kere. 38 derece olarak buluruz. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. O merkezi çemberde KM çaptır. OK uzunluğu GM uzunluğuna eşit ise MKL açısının ölçüsü kaç derecedir? Bize buradaki açımızın ölçüsünü soruyor. Şimdi OK uzunluğu LM uzunluğuna eşit olduğuna göre burası yarıçap olduğu için burası da bu uzunluklara eşit oluyor. Şuradan bir tane doğru parçası çizelim. Bu da yine yarıçap olduğu için buna eşit. Burada oluşan üçgenimiz o zaman eşkenar üçgen. Yani buradaki açılarımız 60'ar derece oldu. Bu durumda buradaki açımız 180'den 60'ı çıkarsak 120 derece oluyor. Yine buradaki üçgenimiz ikizkenar üçgen olduğu için tepe açısı da 120 derece. 180'den 120'yi çıkardım. 60. 60'ı ikiye böldüm. 30 derece oluyor buradaki açılarımızın her biri. Bize sorulan açımız da 30 derece oldu. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Bir çemberde eşit uzunluktaki doğru parçaların ayırdığı yay parçaları birbirine eşittir. Yukarıdaki o merkezi çemberin içine düzgün beşgen çizilmiştir. Buna göre BOE açısının ölçüsü kaç derecedir? Düzgün beşgen dediğine göre bu uzunlukların her biri birbirine eşittir. Bize verilen bilgiyi işte burada kullanıyoruz. Doğru parçalarının ayırdığı yay parçaları birbirine eşittir. Eşit uzunluktaki doğru parçaların ayırdığı yay parçalarının uzunlukları birbirine eşit. Yani burada AE'nin ölçüsü ED'nin ölçüsüne, yine ED'nin ölçüsü CD'nin, BC'nin ve AB'nin ölçülerine eşit. Bu durumda çemberimiz 5 parçaya ayrılmış oldu. 360'ı 5'e bölüyoruz o zaman. O da 72 derece oldu. Yani şu uzunlukların her biri, yayların her biri 72 dereceye karşılık geliyor. Bize sorduğu açı BOE açısıydı. Şu açı. Onun gördüğü yayın ölçüsüne bakarsak 72 ile 2'yi çarparsak 144 derece oluyor. Yani açımızın ölçüsü de 144 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Yandaki saatin sarkacı sürekli 45 derecelik bir yay çizerek hareket etmektedir. Sarkacın uzunluğu 32 santimetre olduğuna göre sarkacın çizdiği yayın uzunluğu kaç santimetredir? Sarkacımızın izlediği yol bakın şu şekilde. Şu yolu izliyor. Ve oluşturduğu açı 45 derece. Bizden istediği şu yayın uzunluğu. Bu durumda önce bu çemberin tam bir çember olduğunu düşünüp neyi hesaplayalım? Çevresini. 2 pi r'den 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımızda ne oluyor? Sarkacın tabii ki şu uzunluğu 32 santimetre oluyor. 2 ile 3'ü çarparsak 6. 6 kere 2 12. 18. 19. 192 santimetre yaptım. Şimdi bu 45 derecelik açıya karşılık gelen yayın uzunluğunu soruyordu bize. Bu durumda 360'ı 45'e bölelim. O da 8 yapıyor. Yani 8'de 1'ine eşit. 192'yi artık neye böleceğiz? 8'e. 19'da 8 2 kere, 32'de 4 kere. Demek ki 24 santimetre oluyor. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Yukarıda çevresinin uzunluğu 36 santimetre olan dikdörtgen içinde birbirine ve dikdörtgene teğet eş iki çember çizilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Öncelikle çevresinin uzunluğu 36 santimetreymiş dikdörtgenimizin. Bunu yarı çaplardan hesaplayalım. Çünkü dairelerimiz yani çemberlerimiz teğet verilmiş. Bakın şu uzunluk R, R,
R. Yani şurası 4R oldu. Yine baktığımızda şuralar RR. O zaman bu uzunluğumuz da 2R oldu. Yani şu kenar 4R, burası da 2R. O zaman uzun kenarla kısa kenarı toplayıp 2 ile çarptığımızda dikdörtgen çevresine eşitleriz. 4R ile 2R'yi toplayıp 2 katını alırsak dikdörtgen çevresi olan 36'ya eşit olmalı. Buradan 2 çarpı 6R 36 oldu. 12R 36 ise R'yi, yani yarıçapını 3 olarak bulduk. Boyalı bölgenin çevresini soruyor bize. Şimdi bakın, boyalı bölgenin çevresi için. Şu taradığım kısım, hatta şöyle yapayım ben. Daha net görmeniz için şunu da sileyim. Şu kısım, bakın, yarım çember görüyoruz, değil mi? Yine şu kısım yarım çember, bu şeklin çevresi için baktığımızda. Şu uzunluk ve şu uzunluğu almamız isteniyor bizden. Şimdi önce o yarım çemberlerin birleşiminin bir tam çember olduğunu biliyoruz biz. Ve çemberimizin yarıçapı da 3. 2 pi r diyelim, o uzunluğu hesaplayalım. 2 çarpı 3 çarpı 3'ten 3 kere 3 9 2 ile çarparsak 18 santimetre, bakın buralardan geliyor. Şöyle tekrar göstereyim ben. Şu beyazla çizeyim. Bakın buralardan geliyor. Oradan 18 santimetre geldi. Şimdi şu arada kalan mesafeyi bulmam lazım. Hemen bulalım. Şu uzunluğu bulmam gerekiyor. Peki bunu nasıl bulacağım artık? Şöyle teğet olduğu için şuranın uzunluğu 3, 3, 6. Yani şu uzunluklarda ne oluyor? 6 santimetre oluyor. O zaman 6, 6, 12 de oradan geldi. Şeklimizin çevresi 18, 12'yi toplarsak 30 santimetre oldu. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. O merkezi yarım daire içinde B merkezi yarım daire çizilmiştir. BC uzunluğu 6 santimetre olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Öncelikle büyük yarım dairenin alanını bulacağım. Daha sonra küçük yarım dairenin alanını bulacağım. Sonra bunları birbirinden ne yapacağım? Çıkaracağım. Büyük yarım dairenin alanı için bakarsak yarıçapı 6 santim, 6 santim, 12 santimetre yaptı. Alanı pi r kareden 3 çarpı 12'nin karesi 3 çarpı 144. 4 kere 3 12, bir elden var 12, 13, bir elden var 432 santimetre kare yaptı. Yarım olduğu için 432'yi niye bölüyorum? 2'ye. 2 kere var, 1 kere var, 6 kere, 216 santimetre kare oldu. Küçüğü bulalım. Yarıçapı 6 idi. Pi r kareden 3 çarpı 6'nın karesi 3 çarpı 36'dan 108 santimetre kare oldu. Yine yarım olduğu için 108'i ne yapıyoruz? 2'ye bölüyoruz. Bölersek 54 santimetre kare oldu. Artık farkını alacağım. 216'dan 54'ü çıkarırsam bana sorulan boyalı bölgenin alanını bulurum. 6'dan 4'ü çıkardık, 2. 11'den 5 çıktı, 6. Burada bir kaldı. 162 santimetre kare oldu. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Yukarıda birim kareler ayrım sistemin üzerine çizilen boyalı şeklin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Şeklimizin önce şu kısmını bir bulalım. Bakın yarıçapımız kaç birim? 3 birim. Hemen yazalım. 2 pi r'den 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımız da 3. Çarparsak 18 birim oldu. Yarım olduğu için 18'i 2'ye böleceğim. 9 birim geldi oradan. Gelelim şu alttaki küçük parçaya. Onun yarıçapının uzunluğu bakın 2 birim. O zaman 2 pi r'den 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımız 2. Buradan 4 kere 3'ten 12 birim oldu. Yarım olduğu için 12'yi yine 2'ye böldüm. 6 birim de oradan geldi. Bitti mi? Hayır. Bir de burada yine 2 birimlik bir uzunluğumuz var şeklimizin çevresi için. Bu durumda 9, 6 ve 2'yi topladığımda şeklimizin çevresini buluyoruz. Bu
Bu da 9, 6, 15, 2 eklersek de 17 birim olur. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgeni ile D merkezi dairesinden oluşmaktadır. Verilenlere göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Boyalı bölgemiz iki parçaya ayıralım. Burası birinci, burası da ikinci parçamız olsun. Birinci parça için yapıyorum. Çektiğimiz bir dikdörtgen alanı o zaman 8 çarpı 12 eşit. Yani 96 santimetre kare oluyor. İkinci parçamızı bulalım. İkinci parçamız bir daire dilimi. Daire diliminin alanını bulalım. Şu uzunluğumuz 12 santimetre yapıyor. Pi r kareden 3 çarpı 12'nin karesi. 3 çarpı 144 oldu. O da 432'ye eşit. Fakat 120 derecelik açıya sahip. Bu durumda 360'ı 120'ye bölüyorum. 3'te 1 olduğunu buluyorum. Bu durumda 432'yi ne yapacağız? 3'e böleceğiz. 4'te 3 bir kere var. 13'te 3 4 kere var. 12'de 4 kere. 144 santimetre kare de oradan geliyor. İkisini toplarsak artık 10, 13, 14 oluyor. Bir dediğimiz var. 240 santimetre kare oldu. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Şekilde ABCD karesi ve A merkezi çeyrek daire dilimi verilmiştir. Karenin bir kenarının uzunluğu 12 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Öncelikle karenin alanını bulalım. Daha sonra çeyrek daireninkini bulup birbirinden çıkaralım. Karenin bir kenar uzunluğu 12 cm ise 12 ile 12'yi çarptığımızda alanı 144 cm kare oldu. Şimdi çeyrek daire için yapacağız aynı şeyi. Çeyrek dairenin alanı pi r kare, çeyrek olduğu için 4'e böleceğiz. Pi'yi 3 alıyoruz. Yarıçapımız 12, 12'nin karesi bölü 4. Buradan 3 çarpı 144 bölü 4 oldu. 144 ile 4'ü sadeleştirebiliriz. 4'e bölersek 3 kere var. 24 ile 6 kere var. 36 oldu. 3 ile 36'yı çarparsak da 108 santimetre kare oldu. Artık karenin alanından çeyrek daireyi çıkarırsak neyi buluyoruz? Bize sorulan boyalı bölgeyi. 14'ten 8 çıktı 6. 36 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Şekildeki ACDF dikdörtgen ve ABCDEF noktaları eşçemberlerin merkezidir. AF uzunluğu 4 cm olduğuna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Öncelikle buradaki dikdörtgenimizin alanını bulalım. AF uzunluğu 4 cm'ymiş. Yani yarıçaplarımız 2 cm. Bu durumda dikdörtgenimizin bakın kısa kenar uzunluğu 4, uzun kenar uzunluğu ise 8 cm oldu. Alanını bulmak istersek artık 4 ile 8'i çarptığımızda dikdörtgenimizin alanı 32 cm kare oldu. Şimdi buradaki 2 tane çeyrek, buradaki 2 tane çeyrek, 4 tane çeyrek bir tam yaptı. Daha sonra buradaki yarım dairelerimiz de bir tam yaptı. Yani 2 tane tam dairenin alanını bulacağız. O da pi r kareden pi'yi 3 alıyoruz. Yarıçapımız kaçtı? 2 santimetreydi. 2'nin karesi dedik. 3 çarpı 4'ten 12 oldu alanı. Bu bir tanesinin 2 tane olduğuna göre 2 ile 12'yi çarptık. 24 santimetre kare oldu. Artık 32'den yani dikdörtgenin alanından 24'ü çıkarıyoruz. 12'den 4 çıktı. 8. 8 santimetre kare oldu. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Yukarıdaki şekilde verilen eşçemberlerin yarıçapların uzunlukları 8 santimetre olduğuna göre dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Yarıçapları 8 santimetre ise şu uzunluğumuz 8, 8, 16 yaptı. Yani kısa kenarımız 16 santimetre. Uzun kenarımızı bulalım. Yine yarıçaplarımız 8. Bakın 4 tane var. 4 kere 8'den uzun kenarımız da 32 santimetre oldu. Dikdörtgenin alanını soruyordu. Bu durumda 32 ile 16'yı çarparız. 6 kere 2 12, 18 bir elde'miz var 19.
1 ile çarptığım için aynen yazdım. 2, 11, 1 elden var. 512 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Bir kenarın uzunluğu 8 cm olan şekildeki ABCD karesinin kenarlarının orta noktaları E, F, G ve H'dir. A ve D merkezli iki çeyrek çember ve H merkezli yarım çember. H merkezli yarım çember karenin içerisinde çizilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Bir kenarın uzunluğu 8 santimetreymiş. Bu durumda hemen karemizin alanını bulalım. 8 kere 8'den 64 santimetre kare yaptım. Buradaki iki çeyrek bir yarım yaptı. Bir yarım da buradan geldi. Bir tam yaptı. O zaman dairenin alanını bulalım. Pi r kareden. 3 çarpı yarıçapımız kaç yapıyor artık? 4 santimetre yapıyor. Karenin bir kenar uzunluğu 8 olduğuna göre. 4'ün karesi dedik. 3 çarpı 16'dan 48 santimetre kare oldu. 64'ten 48'i çıkarırsak bize sorulan boyalı bölgeyi buluruz. O da 16 santimetre kare olur. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı.